Merhabalar çocuklar. Birinci sorumuzla başlayalım. Çocuklar, yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor. Bu sözlerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakın çocuklar, metni okumamız gerekiyor. Metinde okuduğumuzda Mustafa Kemal'in şuradaki kısmı okuduğumuzda çocuklar vatansever olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Neyi gösterir? Vatansever bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Teşkilatçı bir kişiliğe sahip olduğu, vatan hürriyet cemiyetini kurması, ki buradaki konuşmanın birçok çocuklar teşkilatçı olmasıyla alakalı. Doğru başlayabiliriz. Halkın yönetime katılmasını istediğini, bakın yine burada bakın altını çizdim çocuklar. Millete hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizleri göreve çağırıyorum. Millete hakim kılmak dediği çocuklar, halkın yönetime katılmasını istemek. Bunu da çıkartabiliyoruz. Cevabımız bundan dolayı D seçeneğiydi. Evet, ikinci soruya bakıyoruz çocuklar. Bu kararlardan hangileri yapılacak çalışmaların millet iradesine dayandırılmak istediğini göstermektedir? Yani milli egemenliğe vurgu yapıldığını göstermektedir diyor. Bakın derslerimizde defaatlerce bu noktada çocuklar vurgulama yapmıştık. Amasya genelgesinde alınan milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözü neyle alakalıdır? Yine millet iradesiyle, milli egemenlikle alakalıdır. Geldik Erzurum Kongresi'nde alınan Huvayi Milliye Etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır sözü yine doğrudan doğruya millet iradesiyle, milli egemenlikle alakalı bir durum. Üçüncüye bakalım. Nebusan Meclis'in hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Çocuklar, bu karar da nerede alınmıştı? Hatırlayın, yine Erzurum Kongresi'nde alınmıştı. Bu da doğrudan doğruya millet egemenliğiyle, milletin iradesiyle alakalı bir durum muydu? Evet. Bundan dolayı cevabımız Denizli seçeneğiydi. Bakın çok güzel bir soru. Buna benzer sorular bekliyorum. Üçüncü sorumuz çocuklar. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın sadece parçaya göre, yani buradaki bilgilere göre. Buradaki bilgilere göre çocuklar, biz Bolu seçeneğini kesinlikle çıkartamayız. Almanya savaşta çok büyük ekonomik ve askeri kayıp vermiştir. Evet, çok büyük bir kayıp vermiştir ama metinde bu bilgi olmadığından dolayı çocuklar, cevabımız B seçeneği. Evet, dördüncü sorumuz çocuklar. Mustafa Kemal'in bu çalışmalarının aşağıdakilerden hangisinde başarılı olmasına katkı sağladığı söylenebilir diyor. Metin okuyalım. Mustafa Kemal Harp Akademisi'nden mezun olduktan sonra Şam'daki 5. Ordu'ya tayin olmuştur. Şam 5. Ordu Mustafa Kemal ilk görev yeriydi. Burada yakın arkadaşlarıyla birlikte Vatan Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Daha sonra Selanik'e geldiğinde de burada Vatan Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi'ni açtı diye bir bilgi verilmiş çocuklar. Burada siyasi durumlarla alakalı bir olaydan, bir durumdan bahsetmiş. Bundan dolayı C ve D seçeneği zaten eleyebiliyoruz. B ve A seçeneği kalıyor çocuklar. Evet, zor bir soruydu. Ama Vatan Hürriyet Cemiyeti'nin kurmasının temel sebebi çocuklar neydi? Halkın yönetime katılmasını arttırmak değil miydi? Evet. Halkın yönetime katılmasını arttırmaktaki ilk basamak devrimin açılması. Ama şunu da söyleyeyim. Çok mantıklı, tam mantığıyla oturmuş bir soru değil. Onu ifade edeyim. Cevabımız burada A seçeneği. Hocam neden B seçeneği değil derseniz, şöyle bir şey. Saltanatın kaldırılması bir inkılaptır çocuklar. Yani yapılan bir köklü değişiktir. Bundan dolayı cevabımız A seçeneği. Evet, beşinci sorumuz. Alınan bu karara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakın çocuklar, çok bilgilerimizle de bu soruyu rahat bir şekilde yapabilirdik. Buradaki bilgilere bakarak da çocuklar yapabilirdik. E seçeneğine bakalım. Manda ve himaye kabul edilemez. Manda ve himaye benimsenmiştir. Hayır çocuklar, benimsenmemiştir. İlk kez Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Peki son kez nerede reddedilmişti? Hatırlayalım. Sivas Kongresi'ydi. Cevabımız B seçeneği. Altıncı sorumuz çocuklar. Çok kolay ve çok basit bir soruydu. Çocuklar, bayrağımız bağımsızlığın sembolüdür. Cevabımız bundan dolayı C seçeneğiydi. Muhtemelen birçok öğrenci burada bu soruyu doğru yapmıştır diye düşünüyorum. Evet, yedinci sorumuz.
Buna göre Güney Cephesi kahramanlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çocuklar güzel hazırlanmış bir soru. Bakın Süçimam deyince aklımıza neresi gelecekti? Maraş gelecekti. Şahin Bey deyince Antep gelecekti. Ali Sahip Bey deyince Urfa gelecekti. Bunlar vatanseverlik özellikleri hareket etmişler miydi? Evet. Halkıyla birlikte ne yapmışlardı? Kendi şehirlerini savunmuşlardı. Evet. Çocuklar bu kişiler nerede, hangi cephede mücadele etmişlerdi? Güney cephesinde. Kime karşı mücadele etmişlerdi? Fransız ve Ermenilere karşı. Evet. Bu kişiler düzenli ordunun önemli komutanları mıydı? Hayır çocuklar. Bunlar Kuvayi Milliyeciydi, hatırlayalım. Biz Güney cephesinde Kuvayi Milliye ile mücadele vermiştik. Ki zaten buradaki bilgilerde de bu doğru, bu şekilde bilgiler ifade ediliyor. 8. sorumuz çocuklar. Buna göre TBMM'nin saldırı için uzun bir müddet beklemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sakarya Savaşı'ndan bahsediyor çocuklar. Çocuklar burada biz Sakarya Savaşı'nı kazandık. Evet, son savunma savaşımızı yaptık. Taarruza geçecektik. Fakat Türk ordusu hazırlıkları tamamıyla tamamlanmasını bekledik. Yani Türk ordusunun henüz o durumda çocuklar bir saldırı gücü yoktu. Bundan dolayı bekledik. Bir yıl boyunca bekledik ve Büyük Taarruz Savaşı'nı gerçekleştirdik. Birinci sorusuydu. Cevabımız C seçeneğiydi. Evet, 9. sorumuz çok kolay bir soruydu çocuklar. Bakın, iki savaş arasında asker sayımız ne kadar artmıştır? Birinci Nönü Savaşı, Büyük Taarruz Savaşı. Bakın buradaki kısımlarda asker sayılarımız ifade edilmiş. Bu bilgiye ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Cevap ulaşabiliriz. İki kuvvet arasında en yakın askeri varlık hangisidir? Bakın yine buradaki bilgilerle bu bilgiye de ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Teknik ve askeri sayısı yönüyle hangisi daha fazla? Bu bilgiyi de çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Ama burada çocuklar savaşları hangi kuvvetler kazanmıştır? Bakın sadece bu tabloya bakarak ne yapamayız? Buna ulaşamayız. Evet, birinci Nönü'yü biz kazandık, Büyük Taarruz'u biz kazandık ama bununla alakalı bir cevap var mı şu an önümüzdeki tabloda? Yok. Bundan dolayı cevabımız A seçeneğiydi. Evet çocuklar, son sorumuz, 10. sorumuz. TBMM ile ilgili görselde verilen bilgilere göre yargılardan hangisi söylenebilir? Cevabımız Bolu seçeneği. Çocuklar, milli egemenlik sağlanmıştır. Zaten burada çocuklar net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte çocuklar, milli egemenlik ne yapacak? Sağlanacaktır. İtilaf devletleri milli iradeyi yok saymışlardır. Bakın şuradaki bilgi çocuklar. Misak-ı milli kararlarını biz nerede almıştık? Osmanlı Mebusan Meclisi'ni almıştık. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapatılmasındaki en temel sebep neydi? Misak-ı milli kararlarının alınmasıydı. Biz misak-ı milli kararlarını alır almaz itilaf devletleri ne yapmışlardı? İstanbul'u işgal etmişler, Mebusan Meclisi'ni basmışlardı, milletvekilleri tutuklamışlardı. İşte bu olay çocuklar burada verilmiş. Milletvekillerinin tutuklanmasıyla neye çocuklar sebebiyet vermişlerdi itilaf devletleri? Milletin iradesini yok etmişlerdir. Bundan dolayı ikinci seçeneğe de ne yapabiliriz çocuklar? Ulaşabiliriz. Üçüncü seçeneğe bakalım çocuklar. İlk mecliste tüm mesleklerden milletvekilleri görev yapmıştır. Çocuklar bununla alakalı bizim burada yorumlayacağımız bir durum yok. Bundan dolayı cevabımız Bolu seçeneğiydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.